12 Nisan haftasında iki film var heybemize takılan. İlki Oblivion, Joseph Kosinski'nin yönettiği film. Hatırlayanlar olacaktır. 2010'da Tron Legacy filminin yönetmeni. Oblivion, unutma, unutulma, unutturulma anlamlarında bir çizgi roman uyarlaması. Yine Kosinski'nin uyarlaması. Daha sonra bir novella olarak da yayınlanıyor bu roman Amerika'da. Burada Kosinski bilim kurgu tarihinin meşhur, Star Wars hariç diyebiliriz, meşhur filmlerini, işte bunun içinde Alien var, bunun içinde Blade var, son Prometheus var, Matrix var. Bütün bu bilim kurgu filmlerinin bir güzellemesini, harmanlamasını yapıyor. Hikayenin başrolünde Tom Cruise var, Olga Kurylenko, Morgan Freeman. İşte 2017 yılında dünya istila ediliyor. 2017'den sonra 60 yıl ileriye gidiyor. 2077'de Jack Harper ve onun subayı, komutanı olan Victoria, ikisi sadece dünyada kalıyorlar. Dünyadaki insanları Titan, Satürn'ün bir uydusuna taşıma çabası ve kalanlar dünyayı işgal eden, istila eden uzaylılarla savaşıyor. Fakat film ilerledikçe aslında kimin kiminle savaştığı, kimin düşman, kimin dost olduğu birbirine karışıyor. Tabii az önce dedik, bilim kurgu tarihinin önemli filmlerine güzelleme var. İşte bunun içinde Solaris var, 2001 var. Bu güzellemeden kasıt tabii filme ekstra bir değer katmıyor ama filmi anlamlı kılıyor. Bu bilim kurgu tarihinin güzel filmlerini izleyenler buradaki harmanlamayı, göndermeyi, hikayenin sanat yönetiminden işte atmosfer oluşturmasına ve hikayesine kadar her şeyini güzel bir bağlantı kurulabilir. Fakat burada baştan beri, filmin başından sonuna kadar hikayenin yer yer, hatta önemli bir kısımda inandırıcılığını yitirmesine sebep olan bir unsur var. O da Tom Cruise ve Olga Kurylenko ikilisinin kimya, o klasik tabirle kimyasının uyuşmaması. Ciddi bir kimya uyuşmazlığı var. Bunlar karı koca ama filmin sonunda dahi bunların karı koca olduğuna ikna olmak zor değil. Bu iki oyuncu için başka bir tercih kullanılabilirdi. Kaldı ki Olga Kurylenko için Jessica Chastain'in ve Olivia Wilde'ın, başka oyuncuların, yani 6-7 ünlü Hollywood'un ünlü kadın oyuncusunun denemeye alındı. Fakat sonuçta yine Olga'da karar kılındığı da biliniyor. Tom Cruise ise yıllardır işte bazı esprilerde konu olan, 4 mimikle ömrünü geçirdi, esprilerine konu olan şeyleri haklı çıkarıyor burada hakikaten. Bir Görevimiz Tehlikede izlediğimiz Tom Cruise'la buradaki Tom Cruise arasında neredeyse hiçbir fark yok. Buna rağmen Kosinski'nin oluşturduğu atmosfer hakikaten dikkate değer. Filmin tahmini bütçesi 120 milyon dolar. Bu da nasıl bir görsel efekt ve atmosfer oluşturmada bir çaba harcandığını da rakam olarak en azından göz önüne seriyor. Morgan Freeman ve İngiliz oyuncu Andrea Riseborough filmin en önemli kozları, filmin oyunculuk yönünden sınıfta kalmamasını sağlayan iki önemli isim. Haftanın yerli filmi Zerre. Erdem Tepegöz'ün ilk filmi, ilk uzun metraj filmi daha doğrusu. Antalya Altın Portakal'da, son Altın Portakal'da 4 ödül almış ve büyük bir sürprize imza atmıştı aslında. Tartışmalı sayılabilecek ödül listesinde bileğinin hakkıyla diyebiliriz 4 ödülü almıştı. Bunları hatırlarsak sanat yönetimi, en iyi yönetmen ödülü ki çok önemli, en iyi ilk film ödülü ve SİAD ödülü almıştı. Zerre sinemamızda gerçekçiliği bu kadar birinci plana alan nadir filmlerinden, özellikle yeni Türk sinemasını kastediyoruz tabii ki. Jale Arıkan'ın muhteşem oyunculuğuyla, ki Altın Portakal'da hakkı yenen bir performans sergiliyor, ona vermemişlerdi ödülü. Bir işçi, tekstil işçisinin hayatını anlatıyor. Kocası yok, bekar bir anne, çocuğuna bakmak zorunda, çocuğu hastalıklı. Bir de kendi annesi var onun. Tarlabaşı'nda bu kentsel dönüşüm de işin içine giriyor. Tekstil işçilerinin değil, sadece onların değil, işçilerin hayatı da göz önüne giriyor. Erdem Tepegöz burada bir ajitasyona tabii ki kesinlikle girmeden sallantılı kamera hareketleriyle bunu bir teknik olarak film boyunca kullanıyor. Yani biz Jale Arıkan'ı film boyunca omzundan, hep onun peşinden izliyoruz ve bu da filmin gerçeklik boyutunu daha da arttırıyor. Bazı handikaplar var. O da filmde kullanılmak istenen metaforların, bazı sembollerin, katmanların çok açık bir şekilde, yani daha derinlikli bir boyuta inmeden, hemen kolay çözülebilir bir şekilde yüzümüze vurulması, hemen kendini belli etmesi, bu bir handikap olarak söylenebilir. İyi seyirler.